F-4 Phantom savaş uçağı yaklaşık 50 yıldır Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücünü oluşturuyor. Tüm dünyada ikonikleşen F-4'ün pilotları ona baba lakabıyla sesleniyor. Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasının ardından görev süresi uzatılan uçakların Eskişehir 1. Anajet Üs Komutanlığı'ndaki bakım sürecini ve görev hazırlık aşamalarını sadece NTV ekibi izledi. Ahmet Örsoğlu'nun özel haberini kameraman Cahit Kazan görüntüledi. F-4'ler görev için hazır. Uçak yanımızdan şimdi büyük bir hiddetle göreve doğru yola koyuldu. Yağmurda, karda, fırtınada o Türk Hava Kuvvetleri'nde 50 yıldır her şartta ağır mühimmatların sorumlusu, terörle mücadelenin en etkili silahı oldu. O pilotlarının baba lakabıyla seslendiği F-4 Phantom. Fırtına, kar, yağmur, bunlar F-4 için herhangi bir şey yok çünkü zaten ilk başta planlarken bu şekilde yapılmış. Burası Eskişehir'de bulunan 1. Anajet Üs Komutanlığı. Hemen yanımızda 111. Panter filo var. Bu filo F-4 Phantom uçaklarının yuvası. Hem bu uçakların yaklaşık 50 yıllık Türk Hava Kuvvetleri'ndeki serüvenini anlamaya çalışacağız. Hem de pilotlarının uçaklarına duyduğu sevgiyi. F-4 Phantom, iki koltuklu, çift motorlu, uzun menzilli süpersonik 3. nesil jet önleme ve avcı bombardıman uçağı olarak tasarlandı. 1958 yılında ilk uçuşunu yapan savaş uçağının Türkiye macerası 1970'li yıllarda başladı. Türkiye'de 1974 yılında ilk kez uçan F-4 savaş uçaklarının sayısı yıllar içinde arttı. 50 yıllık sürede uçakların bir kısmı emekli edildi. Kalanlarsa yeni nesil teknolojilerle sürekli gelişti. F-4'ün en önemli özelliklerinden bir tanesi ağır mühimmatları taşıyabiliyor olması. O mühimmatları görüyorsunuz. Popeyes mühimmatı, son füzesi hemen önde. Yine eski tip mühimmatlar tamamı bu uçakta aktif olarak kullanılabiliyor. Yaklaşık 11 tonluk bir mühimmat taşıma kapasitesiyle F-4 Türk Hava Kuvvetleri'nde önemli bir boşluğu dolduruyor. Atabildiğiniz mühimmat sayımız bayağı fazla, çeşitlimiz de fazla ve bu yeni mühimmatların, özellikle milli mühimmatların emanete girmesini F-4'ün aldığı görevler yadsınamaz. Hala da bu bize verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. F-4'ü bu kadar özel hale getiren mühimmatlardan biri ise Popeyes füzesi. Bu füzeyle Zeytin Dalı Harekatı sırasında terör örgütü PKK-YPG'nin Afrin'deki cephaneliği vurulmuştu. Özellikle hassas ve yüksek değerlikli olan hedefler için kullanılması, gemiler için, komuta kontrol merkezleri için, yer altındaki önemli sığınaklar için kullanılıyor. Bu uçağı karakteristik hale getiren boyamalardan biri. Onu konuşmazsak olmaz. Gövdenin hemen yan tarafında güzelce işlenmiş. Bu dişli boyamalar da 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren başlıyor uçaklarda. Özellikle hava savunma uçaklarında işte avcı olduğunu göstermek için dişler zamanla artık olmazsa olmazı oluyor. F-4 süpersonik bir uçak. Bu nedenle pilotları G kuvvetini çok şiddetli hissedebiliyor. Uçuş öncesi pilotların G kuvvetine karşı bir önlemi var. Pilotların uçuşa gitmeden önce hazırlandıkları o da burası. Burada özel kıyafetlerini giyiyorlar. G suit dediğimiz bir kıyafet var. Yüksekte
savaş manevraları gerçekleştirilirken pilotların G kuvvetine karşı bu özel kıyafetleri giymesi önemli. Görev briefingi alan pilotların havalanmadan önce son bir işi daha var. O da uçaklarını kontrol etmek. Uçağın bilgilerine baktınız anladığım kadarıyla. Orada teknik doküman olarak herhangi bir problemi var mı uçağın? Daha önce yaptığı arızalar, periyodik muayenesi yani şeyler kontrol yapılmış, bakımlar yapılmış mı? Bunlara bakıyoruz. Var mı bir sıkıntı? Herhangi bir sıkıntı yok. Yani sıkıntı olduğu zaman makinistlerimiz kesiyor direkt olarak. Eski uçak yoktur. Bakımsız uçak vardır. F-4 Türk teknisyeninin üstün gayretleri sayesinde 50 yıldır havada en etkin unsurları arasında. Pilotlarının baba lakabıyla seslendiği F-4 havada uzun saatler görev yapabiliyor. Bunun sebebi ise yakıt ikmali. O özel anlar yaklaşık 20 bin fit yüksekte kayda alındı. Çok hassas olmanız gerekiyor ve bunu manuel olarak uçmanız gerekiyor. Yani otopilot olarak uçamazsınız. F-4'lerin yıllarca gökyüzünde sağlıklı ve güvenli bir şekilde uçabilmesinin arkasında görünmeyen kahramanlar var. Onlar da teknisyen astsubaylar. Uçaklar gökyüzünden indikten sonra periyodik bazı bakımları var. O bakımlarda muntazam bir şekilde gerçekleştiriliyor ki uçak havada sorun yaşamasın. Kaç yıldır bu uçağın üstünde çalışıyorsunuz? 34 yıldır. 34 yıldır. Ben kendi binmeyeceğim uçağı pilota teslim edemem. Jet sesi özgürlüğün sesidir der savaş pilotları. F-4 savaş uçağı 50 yıldan fazla bir süredir özgürlüğün sesini gökyüzünde yankılandırmaya devam ediyor. Ve gökyüzünün babası savaş pilotlarının güvendiği bu uçak Türk Hava Kuvvetleri'ndeki mesaisine daha uzunca bir süre devam edeceği benziyor. Baba çünkü Türk aile yapısında baba figürü önemli yani. Herkesin güvendiği kişidir baba. Aileyi beraber tutar. Biz de bu uçağa güveniyoruz.